Geçen gün Oktan Erdikmen uzun zamandır dinlediğim en mantıklı gurbetçi eleştirisi diye bir tweet paylaştı. Böyle iddialı bir paylaşım gelince ben de videoyu açayım ve bu mantıklı eleştiriler neymiş bir izleyeyim dedim. Fakat izledikten sonra kafama yatmayan noktalar olunca böyle bir video çekerek mantıklı bir eleştiri yapmak istedim. Herkese merhaba. Almanya'daki 4. yılıma girmiş bulunuyorum. Ve buraya nitelikli iş göçü yasasıyla geldim. Bu kanalda da Almanya ile ilgili deneyimlerimi, gözlemlediğim şeyleri, varsa öğrendiğim bilgileri paylaşıyorum genelde. Kanaldaki en son videomda gurbetçiler hakkında bir eleştiri yaptım. Ama hangi gurbetçiler olduğunu belirterek. Çünkü buradaki herkesi bir potada eritmek imkansız. 60 yıl önce geleni var, onların çocukları var, işçi olan var, beyaz yakalısı var, nitelikli göçü var, illegal geleni var. Türkiye'nin teröristi tanım insanlar var, suçlusu var, suçsuzu var, siyasi olarak buraya sığınmak zorunda olanlar var. Yani anlayacağınız her türlü çeşit insan topluluğu var. Yani öyle Türkler, gurbetçiler deyince tek bir bütün yok ortada. Ben de bu kesim içerisinden sadece bir kesimi alarak bir eleştiri videosu yayınladım. Bu videoyu işte sosyal medyada paylaşmak için Twitter'a da girmiştim. Twitter'a girince de orada takip ettiğim Oktan Erdikmen'in gurbetçilerle ilgili bir tweetini gördüm. O da yeni atmış ve işte gurbetçilerle ilgili gördüğüm en mantıklı eleştiri diye bir video paylaştım paylaşmış, bir kesit paylaşmış. Hemen açtım, o videoyu izledim. Kısa bir videoydu. Burada hani telif haklarında ilgili sorun olmasın diye. Şimdi açamıyorum çünkü YouTube'da paylaşılmış bir videoydu. Utku Şen isminde birisi paylaşmış videoyu. Hakkında araştırma yapmadım. Hiç tanımıyorum. Merhabamız bile yok. Sosyal medya üzerinden de takipleşmiyoruz. Ama galiba yazılımcı kendisi. Ve iki buçuk yıl Almanya'da yaşamış. Şimdi Londra'ya taşınma kararı almış. Aslında bu kararın duyurusu olan bir video çekmiş. Orada da işte Almanya'daki deneyimlerini anlatmış. İşte pozitif yanlar, negatif yanlar. Ve videonun sonunda da bir parantez açmış. Bir gurbetçi parantezi açmış. Orada da bazı ifadeler kullanmış. Ben de işte o ifadeler mantıklı eleştiriler diye paylaşılınca gerçekten izlemek istedim hani ne söylediğini. Çünkü ben de kendimi sürekli yenilemek ve geliştirmek isteyen birisiyim. Bazen paylaşımlar yapıyorum. Bazen bazı ifadeler kullanıyorum. Bunlar doğru mu? Yanlış mı? Birinin elini yaraladı mı? Kırdı mı? Onları sonuçta takip etmek istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Ben asıl bu videoyu da açıp izledim. Şöyle diyor Utkuşen orijinalde de burada gidip bakabilir ben işte ismini verdim. Zaten kendi bir YouTube kanalı da var. Onu izleyip de gelebilirsiniz. Ama şunları söylüyor. Kendisi de Almanya taşınmadan önce buradaki gurbetçilere farklı baktığını ama geldikten sonra onları anlamaya başladığını ve empati yapmamız gerektiğini söylüyor. Nedir bu empati? Bu insanlar buraya 60'ların başından itibaren gelmeye başladı. Mavi yakalı işçi olarak geldiler. Sömürüldüler. Ayrımcılığa uğradılar. ırkçılığa uğradılar. Yıllar içerisinde saldırıya uğradıkları da oldu. Sonra bu insanların çocuk oldu, bu insanların çocukları eğitim alırken ayrımcılığa uğradı, ev tutarken soyadından dolayı ayrımcılığa uğradı, i̇şte ev tutmak istediklerinde soyadlarından dolayı ayrımcılığa uğradılar, işte iş ararken yine isimlerinden dolayı, kökenlerinden dolayı ayrımcılığa uğradılar. Dolayısıyla burada gurbette yaşamak o kadar da kolay değil. Bu insanları anlayalım, bu insanlara empati yapalım gibi bir ifadesi. Mealen böyle söylüyorum yani birebir ifadesi değil tabii ki. Burada aslında haklı mı? Haklı fakat burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Videonun başında da dedim ya bir kere buradaki her gurbetçiyi aynı potada eritemeyiz yani. Gurbetçi deyince tek tip bir insan aklınıza gelmesin. Bir kere onu söyleyeyim ve onların kastettiği de genelde işte bizim bu sosyal medyada çok gördüğümüz işte Almanya'da hayat şöyle zor, burada eziliyoruz, Türkiye cennet. Siz oranın kıymetini bilen, diyen ve dolayısıyla tepki gören gurbetçi insanları kastediyor o da ve diyor ki bu insanlara karşı empati yapalım. Onları da anlayalım. Hani onlar bu cümleleri kuruyorsa böyle böyle geçmişte yaşadıklarından dolayı çektiği sıkıntıları aslında vurgulamak istiyorlar diyor. Evet kesinlikle doğru bu insanlar sıkıntılar çektiler. Fakat bu insanlar tarihte sömürülen, tarihte ilk kez misafir işçi olan insanlar değiller. Ya da Almanya misafir işçi olarak gelen tek insanlar değiller. O dönemde Almanya bir kalkınma yoluna girdi ve Türkiye'de dahil Doğu Avrupa'dan misafir işçi topladı. İşte eski adı Yugoslavya'dan, İtalya'dan, Portekiz'den, İspanya'dan ki onlar batıda kalıyor. Türkiye'den, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan aslında her yerden buraya işçiler geldi. Ve o işçiler de, o insanlar da sömürüldü. Onlar da sıkıntılar çekti. Ama onların hani bizimkiler gibi bir tavırları oldu mu onu bilmiyorum. Bulgaristan'ın kıymetini bilin. Ya Utkuşen diyor ki bu insanlar burada sömürüldüler. Ve Almanya bu insanlar sayesinde kalkındı. Ya burada hem katıldığım noktalar var hem katılmadığım noktalar var. Evet bu insanlar Almanya'nın gelişimine, büyümesine bir katkı verdi. Bir emek gücü ortaya koydu. Fakat şöyle de bir şey var. Yani Almanya 60'lardan önce sıfırdı demek de biraz yanlış. Çünkü Almanya'nın 600-700 yıllık bir mühendislik geçmişi, bilimsel bir geçmişi var. Tıpkı diğer sömürgeci emperyalist ülkelerde olduğu gibi. Yani İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkelerinde yaptığı gibi. Bu ülkeler geçmişten beri kurdukları sömürge ağlarıyla birlikte teknik anlamda da geliştirdiler kendilerini. Ve bu bilgileri sayesinde aslında bugün de hala bu konumdalar. Evet düz işçilerin emeklerini kullandılar ama zaten kalkınma bilgisi bu ülkelerin geçmişinde vardı yani o mühendislik bilgisi o hesaplamalar yani burası hani gelin hadi Almanya'ya kalkınıyoruz hop falan diye olmadı. Ya adamların bir planı vardı ama planı uygulayacak insan eksikliği olduğu için yani yoksa o makinayı tasarlayacak o mühendisliği yapacak insanlar eksik değildi. Taşı kaldıracak madenin içine girecek ham madde üretecek insan eksikliği vardı. Yani dolayısıyla evet Almanya'nın kalkınmasına katkıda bulunduğu bu insanlar işte Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen misafir işçiler. Ama Almanya'yı kalkındırdılar. Almanya bu ülkeler kalkındı demek biraz aşırı yorum gibi geliyor bana. Ya tabii ki emek değerlidir ama sömürü tarihine, insanlık tarihine bakarsanız gelişim ve sömürü zaten böyle iç içe ilerleyen bir noktadadır. Neyse ben bu kısmı çok uzatmayacağım. Ben şey kısmına çok takıldım aslında. Empati kısmına çok takıldım. Çünkü diyor ki Utkuşan bu insanları Almanya babalarının haline getirmedi. Evet ama bizimkiler de babalarının haline gitmedi ki. O dönemki ruhani psikolojiyi hatırlayın. Hani sanki bir altına hücum kafasıyla bütün herkes Almanya'ya akın etti. Tıpkı bugün başka bir şekilde benzer bir süreci yaşadığımız gibi. Ya yani bizimkiler de hani babasının haline gelmedi. Onlar da bunun karşı bir ekonomik çıkar elde edeceklerini bildikleri için geldiler. Elbette yola çıkarken belki bu kadar sömürüleceklerini bilmiyorlardı ama üç aşağı 5 yukarı çalışıp bunun karşılığında şey Türkiye'de kazanamayacakları bir parayı kazanacakları bilinciyle geldi. Onu demek istiyorum. Yani bizimkiler de kendi çıkarı için bu yola çıktılar. Mesela benim çektiğim bir belgesel var. Yine bu kanalda bulabilirsiniz. Gavurun Parası adlı. Bu yolculuğa ilk çıkan insanlarla yaptığım söyleşilerden, onların anlatısından yola çıkıyor ve mesela o belgeselde bu insanların yola çıkma motivasyonları da var. Almanya'nın onları nasıl sömürdüğü de var. Ama günün sonunda onların memnuniyeti, memnuniyeti hepsi var. Yani işte buraya gelip de herkes ahvah etmedi yani. Burada hayatından memnun olan kesin daha yüksek aslında. Bunu es geçiyoruz. Ya bu tip insanlar genelde maalesef ama maalesef bazı siyasi ve dini yapıl eline düştükleri için böyle bir söylem ortaya koyan ve o bilinçlenmeyle burada yetişen insanlar. Yani bugün evet o insanlara empati yapalım ama o insan da bana empati yapsın. Mesela ben bugün Türkiye'den kalkıp Almanya geldiğimde tıpkı onun gelmek istediği gibi, tıpkı onun motivasyonu gibi ben de işte daha çok para kazanayım, daha iyi koşullarda yaşayayım diye gelmişsem, bugün dönüp o adam bana Almanya'ya niye geldin? Sen işte şımarıksın. Sen ülkeni sevmiyorsun. Sen hainsin. Ne işin var burada? Türkiye cennet gibi gibi çeşitli söylemlerde bulunuyorlar. Mesela hiç empati yapmıyorlar. Ama benden de empati bekliyorlar. Ben dediğim zaman e kardeşim sen o zaman niye buradasın? Madem burası bu kadar kötü. Şartlar böyle bir sürü bak olay gelmiş başına. Neden hala o zaman buradasın? E işte şöyle böyle. E ben empati bekliyorum. Üstüme gelmeyin. Biz çok güçlük yaşadık. Biz çok zorluk yaşadık. Bir ülkeyi eleştirirken önce kendi ülkemize bakalım. Ya bizim ülkemizde kendi insanımızı sömürdüğümüz bir düzen var yani. Bir eşitsizlik düzeni var yani. Bunu da söyleyelim. Biz mesela bu Bunlardan kaçıp geldik. Bir de bunun taklidiyle yaşıyoruz. Empati yapalım ama biz de empati bekleyelim yani. E onların göçü haklı gerekçelerle bizim göçümüz şımarıklık. Yani burada bir haksızlık var. Yani Utku Şen'i bilmiyorum, tanımıyorum ama işte Oktaner Erdikmen'le bir tanışıklığım, merhabalığım var. Mesela Oktaner Dikmen'i izleyenler bilirler. Cumhuriyet vurgusu yapar. İşte Atatürk'ün resmi vardır her zaman arkasında. Özel günlerde videolar çeker. Ama bunu yaparken buradaki gurbetçilere hitap edeceğim diye gidip mesela Atatürk düşmanı siyasi yapıların derneklerinde, camilerinde de konuşmalar yapar. Yani o ikisi arasında dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hani biz bu insanlara empati yapalım, bu insanlara karışmayalım diye diye Türkiye'de de bu benzer süreç yaşayacak. Yani Türkiye'nin şu an bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesini izliyoruz. Niye? Çünkü bir Müslümanlık mağduriyeti yaratıldı ülkede ve bunun üzerinden işte ülke gördüğünüz gibi gözümüzün önünde inanılmaz bir dönüşüm geçirdi ve bence geri dönülmeyen bir yola girdi ve bu hepsini işte empati yapalım onları anlayalım diye diye yaptık maalesef. Tamam empati yapalım. Empati kötü bir şey değil ama hani biz de empati bekliyoruz yani. Ben bunu söylemek istiyorum. Tekrar etmek gerekirse hani ben göç edince şımarık olacağım ama onlar göç edince emek göçü. Ya abi hani <laughs> burada gerçekten bir çifte standart var yani en hafif tabiriyle. Ya ben de bu noktada kendi itirazımı söylemek istedim. Yani mesela benim kanalım herkese açık bilmiyorum. Hani Utbuşen'le tanışmıyorum ama belki bu videoyu paylaştıktan sonra bir iletişim kurabiliriz. Belki karşılıklı bir program yapabiliriz. Onu tekrar dinlemek de isterim. Ne bileyim belki Oktan Erdikmen'le bir program çekeriz ki ben daha önce röportaj teklifinde bulundum birkaç kere ama bir türlü denk gelemedik. Onun işleri ve yoğunluğu nedeniyle. Belki bu vesileyle o da kanalıma çıkıp ya sen haksızsın. Bak biz onu onu kastetmiyoruz. Asla bizim demek istediğimiz şu deyip beni yine aydınlatabilirler. Keza Utku Şen'le Almanya'dan niye gittiğini işte İngiltere nasıl, Almanya nasıl kıyaslaması üzerinden yine bu mevzuları konuşabiliriz. Ben bunlara da açığım aslında. Umarım kendileri de bu videoyu izler ve birlikte program yapma fikrine sıcak bakarlar. Ya velhasıl ayrımcılık, çocuklukta yaşanan travmalar. Ya inanın Türkiye'de Türk olsanız bile bazı insanların çocukluktan beri nasıl ayrımcılığa uğradığını, travmalar yaşadığını zaten biliyoruz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan olayları zaten biliyoruz. Ya biz kendi insanımıza zaten acımasız ve ayrımcı yaklaşıyoruz. Evet Almanya'yı eleştirelim. Ben Almanya'yı eleştirmeyelim. İşte Almanya mükemmel demiyorum. Bunu her zaman vurguluyorum ama başka ülkeyi, başka bir insanı eleştirirken biraz da dönüp kendimize bakalım. Biz ne yapıyoruz? Biz nasıl insanlarız? Biz nasıl bir yerden geldik? Biz niye doğduğumuz toprakları terk ettik? Hani bunları unutursak işte empati yapalım. Onları da anlayalım. Onların yaşamlarını da anlayalım falan filana döneriz işte. E onlar Türkiye üzerine her söz söylediğinde hakaret hamiz ifadeler kullandığında empati yapacağız. E biz onlara cevap ver de ama onların acıları var. Onları anlayalım. yani bu en azından çifte standart yani bunu tekrar söyleyeyim. Ben şunu görüyordum yani benim gittiğim ilkokulda bizim sınıfta işte dayak yiyen, ayrımcı uğrayan işte geç sen arka hiç sesini çıkarma deyip yıllarca öyle okul bitiren insanlar oldu. Ya biz kendi içimizde bölgesel ayrımcılığı dibine kadar yaptık yani yapıyoruz hala. İşte sen oralısın, sen şöylesin, sen böylesin. Bizim ülkemiz ayrımcılık üstüne kurulu. Türk-Kürt ayrımcılığını zaten geçiyorum. O hep var. Kayseri'li Sivaslı'yı sevmez. İşte Çorum Yozgatlı'yı sevmez. Hani bunlar yan yana komşu şeyler belki yakın kültürler ama onlarda bile inanılmaz bir ayrımcılık var. Ya e onu geçtim. Kendi içinde bir şehir ilçelisi başka ilçenin adamını sevmez. Yani bizim böyle bir ayrımcılık kültürümüz var. Hani biz yabancıyı sevmeyiz. Bir kere şunu bir kabul edelim. Ayrımcılık dünya üzerinde ülkeler var oldukça, sınırlar var oldukça süre gelecek en kötü insan davranışlarından birisi. Bunun olmadığı toprak yok. Bunun olmadığı ülke yok. Bunu yaşamayan insan yok. Yani her insan insan nerenin yabancısıysa orada ayrımcılığa uğrar. Hani Türkiye'nin tarihi falan geçtim. Mesela şu anki duruma bakalım. Türkiye'de evinizi kiraya vereceksiniz. Kaçınız bir Suriyeli'ye, Afgan'a ya da Pakistan'a gönül rahatlığıyla hiç sorgusuz, sualsiz. Aa senin adam, aa tamam ver kirayı tut. Yani doğrudan yardımcı olacak şekilde bunu yaparsınız. Ya da kaçınız, bırakın hani kira, hadi herkesin evi yok. Kaçınız gönül rahatlığıyla mesela şunu duyduğunuzda ya işte bilmem kaç numaraya da işte Suriyeli, Afgan, Pakistanlı bir aile taşınıyormuş, bir grup taşınıyormuş. Bunlar ya mutlu mu olursunuz? Böyle aa ne güzel ya çeşitlilik geliyor apartmanımıza harika komşularımız olacak diye kaçınız söyler? Bunu bir soralım. Ya da tam tersi işte Danimarka'dan Kristiansen Hanım, işte sarışın mavi gözlü bir hanım o evi tutmak istediğinde o ev sahibinin tavrı ne olur? Ya da sizin apartmanınıza Danimarka'dan böyle sarışın mavi gözlü Kristiansen hanım geldiğinde sizin tavrınız sizin algınız ne olur? Ya Bu her yerde olacak bir şey. Yani bunu o kadar böyle alıp sadece almaya gelen Türk gurbetçileri yaşadığı bir şeymiş gibi anlatmak bana inanılmaz ikiz bir tavır olarak geliyor. Her yerde yaşanacak, yaşanmaya da devam edecek bir şey bu yani. Bu insanın kurduğu bu siyasal düzenin sonucu. Yani bu biz Türk olduğumuz için bize yapılan bir şey değil. Bu herkesin dünyadaki her insanın yaşayabileceği bir durum. Dolayısıyla hani ayrımcılık mevzusunu umarım anlatabilmişimdir. Hani buradan şunu demiyorum. Bu insanlar ayrımcılığa uğramadı demiyorum. Ama bu insanlar kendilerini sadece biz ayrımcılığa uğruyoruz mağduriyet ile sunmalarına benim bir itirazım var. Tıpkı bu zihniyeti iktidara taşıyan şu şey gibi işte biz Müslümanız ve Türkiye'de inanılmaz ayrımcılığa uğruyoruz. İnanılmaz bir mağduriyetimiz var. Ya ben o gün nasıl buna itiraz ediyorsam, Türkiye'de tek ayrımcılığa uğrayan kesim Müslümanlar değil diyorsam, bugün de aynısını diyorum. Nasıl ki Türkiye'de işte süreç bizi buraya getirdiyse işte burada onun yansımalarını görüyoruz. Ha bir de unutmadan şunu söyleyecektim. Utku e itiraz edeceğim noktalardan birisi de bu. Utku bir yerde diyor ki işte bu insanları AKP'li diye kötü görüyoruz, itiraz ediyoruz ama ben işte burada yaşadıktan sonra o insan işte mağduriyetleri de gördükten, yaşadıkları zorlukları gördükten sonra şey işte neden Erdoğan'ı sevdiklerini anladım. E zaten Erdoğan onlara sahip çıktı. Onun dışında kimse onları sahiplenmedi gibi bir şey söylüyor. Ya şimdi Erdoğan onlara kucak açması, sahip çıkması gibi bir şey aslında öyle durup dururken olmadı. Bu çok uzun yani ta 60'lı yıllara dayanan bir şey. Erdoğan'ın da içinden çıktığı o siyasi İslam hareketinin bir devamı bu aslında. Ya yani mesela tarikatların, İslami holdinglerin buradaki insanların kafasına girmesi sadece kafasına değil işte yimpaş olayları, kombastan olayları, jet olayları hatırlarsınız. Bu olaylarla buradaki insanların paralarına çökülmesi, üstelik dini duygularını sömürerek bunların yapılması. Yani bu dini yapıdan, bu dini hareketten çıkan bir isim Erdoğan. Yani dolayısıyla Erdoğan değil x bir kişi çıksa da bu insanlar bu yaşadıklarına rağmen o insanı destekleyeceklerdi işte. Erdoğan'la olsa Mert olsa da hiç önemli değil. yani bu insanlar o yapıdan çıktığı için bunu destekleyeceklerdi. Yani kendisini ma mağdur eden bir yapı var. Yıllarca maddi manevi bu insanları sömürmüş insanlar var ve hala o insanlar gidip bunlara destek veriyorlar. Ve ben de bunlara empati yapacağım ve sonra diyeceğim ki bak o ona sahip çıktı o onu kucak. Ya Böyle bir şey yok abi yani bu eleştirideki en hatalı yerde bana kalırsa yani en katılmadığım yerde hani o ayrımcılık, sömürgecilik tarihi şu bu onları geçiyorum. Çünkü ortada bir gerçeklik var ama hani buradaki bu çıkarımı yapması inanılmaz. Üstelik Utkuşen şunu da söylüyor. Ben diyor Türkiye'nin Erdoğan sonrası geldiği halden sonra zaten ülkeyi terk etmek istedim ve Türkiye'de kısa vadede dönüş yapmak istemediğini söylüyor. Ama hani hem bunu söyleyip hem de işte bu insanları bu noktadan anlamaya çalışmak biraz yanlış gibi geldi bana. Çünkü o düz yaratan da bu insanlar, o haksızlıkları yapan da bu insanlar. Oradaki kandırılmışlık, kandırma meselesi de bu insanlardan çıkıyor. Ama sonra ne oluyor? Bu insanlar kucaklamış oluyor o insanları. Yani aslında böyle bir şey yok yani. Ortada sadece maalesef ama maalesef dini inançların bazı insanlar tarafından kötüye kullanılmasının sonuçları var. E bu insanlar inanmaya devam ettikçe kendi saf inançlarını bu insanların kötü emelleriyle karıştırdıkça kandırılmaya ve bu şekilde yaşamaya da maalesef devam edecekler. Yani söylenecek çok şey var ama ama bence en son şeylerden biri hani o insanlara anlayalım, o insanlara empati duyalım. Ya artık birileri de bize empati bize anlasın. Yani medyada zaten kendimizi anlatamıyoruz. Sokakta kendimizi anlatamıyoruz. Sosyal medyanın hali ortada. Belki de en ayrımcılığa uğrayan, en sesi az çıkan kesim şu anda bizleriz. Ama yine de bizlerden empati yapmamız Bizlerin karşı tarafı anlamamız bekleniyor. Yani burada gerçekten çok çarpıcı bir çift standart, çok çarpıcı bir yanlış var. Ya bilmiyorum daha çok konuşmaya gerek var mı? Hani beni dinleyenler umarım anlamışlardır. Anlamayan bir kesim olacaktır. Yine o, o taraftan gelecek ve anlamayacak bir kesim bana saldıracak bir kesim olacaktır. Ama dediğim gibi kapatırken de hem Utkuşen'e hem de Oktan dikmene bu kanalın açık olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Umarım kendileriyle de bu mevzuları yüz yüze konuştuğumuz ya da en azından görüntülü olarak böyle karşılıklı konuştuğumuz bir programımız olur. Belki birbirimizi daha iyi anlarız. Belki ben kendimi yanlışlarım. Yani olabilir. Ben Benim bakışım da yanlış. Yani bu anlattıklarım hepsi yanlış olabilir. Bu konuda kendimi geliştirmeye de hazırım. O yüzden empati beklediğimi söyleyerek kapatmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.